Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yanımda konuğum var. Aslında bizde yabancı bir isim değil. Fahri Özkaravanlı Paraşüt'ten. Daha önce biz iki video yapmışız seninle. Evet. Ama bayağı zaman olmuş. Birisi 3 sene önce, birisi 2 sene önce. Aynen. Biz o geçen süredeki birazcık hem bu değişimleri konuşacağız. Biraz da hani geleceğe de bakacağız. Ama şimdi ben her ne kadar linki verecek olsam da video linkini izlemeyenler için. Şimdi bir paraşüt diye bir şeyden bahsettik. Ne bu? Bir girişini yapalım. Bu ne işe yarıyor? Yani yazılım olarak yazılım mıdır, hizmet midir? Ondan bir senden giriş alacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet. Teşekkürler. Öncelikle bizi tekrar çağırdığınız için. Burada olmak çok güzel yine. Paraşüt.com bir online ön muhasebe programı. Hı hı. Ön muhasebe. Evet, ön muhasebe programı. İnternet online demek, internet üzerinden çalışan bir ön muhasebe programı. Küçük, özellikle küçük ölçekli işletmeler için tasarladığımız ve geliştirdiğimiz bir program. Oluyoruz. Evet. Evet. Dört ana kolda iş yapıyor Paraşüt. Satış süreçlerinde fatura kesme, fatura yazdırma, bunların takibi. Ondan sonra faturaların, tahsilatların takibi. Müşteri, cari hesapların takibi gibi satış kolunda iş yapıyor. Bu birincisi. Sonra şirket giderlerini takip edebiliyorsunuz. Bunlar ofis için yaptığınız harcamalar olabilir veya çalışanların maaşları veya çalışanların ofis için yaptığı harcamaların geri ödemelerinin takibi olabilir. Üçüncüsü nakit akışı takibi. Hem geriye dönük bakıp şirketin nakit akışını analiz edebiliyorsunuz hem de ileriye dönük projeksiyonlar yapabiliyorsunuz. Nakit akışının sağlığına bakabiliyorsunuz. Son olarak da stok takibi özelliğimiz var. Stokla çalışan işletmeler için geliştirdiğimiz bir bölüm burası da. Şimdi bazı özellikler biz ilk röportajımızı yaptığımız zaman yoktu. Biz de bu arada kullanıyoruz aktif olarak bu kadar yıldır paraşütü. Evet, bizim için bir gurur kaynağı. Yani buradayız ve bu kadar senedir kullanıyorsunuz. Çok memnunum. Gelişimini o yüzden gözümüzün önünde gerçekleşti. Takip edebildik. Biz mesela şunun için bir bölümde onun için yapmıştık. E-fatura için paraşütün de geçmesini bekliyorduk. Bu sistemin sunmasını bekliyorduk. Sunar sunmaz biz de altyapımızı geçirdik. Çünkü e-fatura müthiş bir kolaylık. Ve hani bizim gibi böyle hani biz çok fazla bir şey satmıyoruz. Arada bir böyle satış işlerimiz oluyor ama hani orada daha çok anlıyorsun. Çünkü işte o faturaların normalde kesilmesi büyük bir çile. Onların otomatikleştirilmesi, güzel güzel yollanması müşteriye ki bizim en büyük dertlerimizden biri faturayı yollamak da aslında bakarsan. Şimdi onlar da e-faturanın kendisi bunu çözüyor. Hı hı. Ama bir de e-fatura ilk çıktığında onun entegrasyonu meselesi de büyük bir meseleydi. İnsanlar uzak duruyordu, korkuyordu insanlar çünkü. Aynen. Ne oldu? O da bir hizmet oldu bunun içinde. Çok da rahat bir şekilde başvurunu yapıyorsun ve yani neredeyse bütün işler otomatik bir şekilde bir anda e-faturada buluyorsun kendini. Evet, yani şimdi devlet zaten işletmelerin dijital ortama geçmesini istiyor. Evet. Biz de o noktada zaten öyle bir konumdayız. Yani dijitale geçerken bizi tercih etmelerini istiyoruz. Dolayısıyla e-fatura üzerine özellikle çok önceden çalışmaya başladık. Ve küçük işletmelerin, küçük ölçekli işletmelerin geçmelisi zorunda olmamasına rağmen önceden sizin gibi işletmeler olacağını, yani bunun avantajlarından faydalanmak isteyen işletmeler olacağını tahmin ettik. Ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Ama dediğiniz gibi bu faydaları insanlara anlatmak için özellikle, öncelikle çok uğraştık. Çünkü bu çok net değil. Elektronik fatura sisteminin nasıl çalıştığı, ne olduğu çok açık değil. Geçiş sürecinin nasıl olduğu çok açık değil. İşte bu alanlarda öncelikle geçiş sürecini biz bayağı irdeledik, inceledik ve bunun insanların anlayabileceği şekle nasıl sokacağımızı üzerine çok kafa patlattık. Bir geçiş kılavuzu hazırladık. Bizimle beraber e-faturaya geçenler bu kılavuzu adım adım takip edebiliyorlar. Yapmaları gereken her işlemi tek tek paraşütten kontrol ederek yapabiliyorlar. İşlemler tamamlandığında e-faturaya geçmiş oluyorlar. Bunun üzerine ek bir hizmet sunduk. İşte buna anahtar teslim, e-fatura hizmeti dedik. Arkadaşlarımız var. Onları bu iş için, bu işe görevlendirdik. Sizinle beraber her adımda size yardımcı oluyorlar. Sizin yerinize yapılabilecek tüm işlemleri onlar yapıyorlar. Sizi hızlı bir şekilde e-faturaya geçirmek için. Burada şeyi falan çok net anlatmaya çalışıyoruz. İşte elektronik fatura ve e-arşiv diye iki kolu var bunun. Genelde elektronik fatura diye bahsedilir ama e-arşiv çok önemli rol oynuyor burada. Çünkü e-fatura devletin elektronik fatura sistemi. İki firma e-fatura sisteminin içerisinde olduğunda birbirleriyle elektronik faturalaşabiliyorlar. Ama bir taraf e-fatura sisteminde kayıtlı olmadığında orada e-arşiv devreye giriyor. Siz adı da devletin bakış açısından kendilerine göre verilmiş. Yani devletin sisteminde arşivliyorsunuz faturanızı. Yasallaşmış oluyor. Sonra e-mail ile veya herhangi bir kağıda yazdırarak matbu faturaya basmanıza gerek yok.
karşı tarafa ulaştırabiliyorsunuz. Tabii fatura maliyeti yok, bastırma maliyeti yok, gönderme postalama maliyeti yok. Bu üstüne üstlük karşı taraf fatura sisteme dahilse hemen fatura sürecinin içerisine dahil ediyor, dahil oluyorsunuz. Kayboldu, bana ulaşmadı derdi yok. Şeyi de tahsilatları da hızlandırıyor. O yüzden geçiyor müşterilerimiz elektronik faturaya geçiyorlar. İşte biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz de hani bir şeyler fiziki bir şey sattığımız zaman tam belki faturayı ekliyorsun, gönderiyorsun da şimdi biz mesela bu abonelik için buna baktık. Bu e-faturasız olacak bir iş değil. Çünkü karşı tarafa giden bir şey yok. Hani faturayı da yanına iliştireyim diyemiyorsun. Evet, evet. Mecbur o e-mail ile gitmesi gereken bir şey. Ama o da yasal olması gerekiyor işte bu işlerin. O sorunumuzu bu şekilde çözdük. Evet. Ve hani süreçte gayet düzgün ilerledi. Ama bir de tabii o işin şeyi ayağı var. Muhasebeci ayağı da var. Hani onların da bunlara birazcık sıcak bakmaları gerekiyor. Çünkü birçok yerde de aslında fikri veren onlar oluyor ya da işte vermeyen de onlar oluyor bazen. Hı hı. Siz herhalde onları da eğitiyorsunuz bir yandan ya da onlarla da görüşüyorsunuz değil mi? Evet, yani biz onlar muhasebecilerle sürekli temas halindeyiz. Onların işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. Yani onların bu denklemde önemli bir noktada durduklarını biliyoruz. Yani bizim müşterilerimiz ön muhasebe işleri için paraşüt kullanıyor ama bir de muhasebeciyle çalışıyorlar. Ve muhasebeci onların i̇şte devlette olan yükümlülüklerini yerine getiriyor. Tabii. Biz bu üçgeni tamamlamak istiyoruz. Muhasebeciyle bizim aramızda da bir bağlantı olsun istiyoruz. Elektronik fatura bu açıdan bir örnek teşkil ediyor. Muhasebeciler elektronik faturayla yüzleştiklerinde mükelleflerinin bunu güzel, düzgün bir şekilde kullanabilecekleri bir arayüz arıyorlar. O zaman bizimle temasa geçiyorlar. Biz de onlarla işte şeyi konuşuyoruz. Yani e-fatura geçtikten sonra onların hayatında ne gibi yenilikler olacak, ne gibi değişiklikler olacak, işte paraşüt o noktada ne işe yarıyor, onların nasıl hayatını kolaylaştırıyor, bunları anlatıyoruz. Tabii. Yani onlardan bize geldiği gibi bizden onlara da şey olsun istiyoruz. Yani elektronik faturaya geçmek için paraşütü tercih etmelerini istiyoruz. Elektronik faturanın bir tarafı da şu. Şimdi ilk konuştuğumuzda mobil uygulama daha yoktu. Hı-hı. Ya da başlangıçlarındaydı. Hı-hı. Mobil uygulama da geldi. Üstelik bir de e-faturayı oradan da yolluyorsun. Aynen. Kesiyorsun. Aynen. Elektronik faturayı cep telefonunuzdan gönderebiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir rahatlık. Artık ofise bağımlı olmuyorsunuz. İstediğiniz yerden fatura kesebiliyorsunuz. Özellikle sürekli seyahat edenler çok çok tercih ediyor. Ya sırf bu sebepten elektronik faturaya geçenler var. Mobil tarafta bütün uygulama şey özellikler geldi mi yoksa hala orada da gelişiyor mu? Gelişiyor. Şöyle yani mobil hayat daha farklı bir hayat. Öyle. Dolayısıyla örneğin paraşütte çok kapsamlı raporlar var. Ya da işte fatura şablonu ayarları gibi kompleks arayüzler var. Onların mobilde olması gerekmiyor. Çünkü onlar düzenli olarak değil ara sıra yapılan şeyler ve böyle sakin kafayla yapılması gereken şeyler. Ama mobil ihtiyaçlarda daha farklı. Öncelikle o ihtiyaçları çözdük. Ondan sonra müşterilerimizden talep geldikçe işte ben müşterimle şu şekilde çalışıyorum. Bu o özellik olsa çok iyi olur diye talepler geldikçe onları da geliştirdik. Yani büyük bir kısmı paraşütte web uygulamasında olan kısım mobilde de var. Ve gelişmeye de müşterilerin talepleri doğrultusunda da gelişmeye devam ediyor. Vallahi biz şeyden de memnun kaldık. Hani bu çok kritik bir hizmet. Sonuçta fatura kesiyorsun ve hani biz tek tük kesiyoruz ama birisi günce onlarca da kesiyorlar. O hizmetin de devam etmesi lazım aksamadan. O konuda da biz hani genelde memnun kaldık. Hani bize denk gelmedi öyle bir şey. Hani sistemin çalışmadan girdik çalışmıyormuş. O konuda da hani en azından hani uzun kullanım testi yapmış birisi olarak sonu söyleyebilirim. Şöyle bir durum var şimdi. Buraya biz bazen tasarımcıları da web sitesi tasarlayan insanları da konuk ettik. Onlar hep şeyden bahsediyor. E-ticaret entegrasyonu. Yani bakın hep o şey artık. Böyle bir şey yaparken WordPress'te site tasarlıyoruz. Ya e-ticaret entegrasyonunu da anlatıyoruz falan derler. Şimdi sizin tarafta nasıl orası? Şimdi biz şunu fark ettik. Biz paraşüt olarak ön muhasebe alanında iş yapıyoruz. Ve bu alanda yapılacak çok şey var. Sürekli ürünümüzü geliştiriyoruz ve daha yapacağımız çok şey var. Ama bir taraftan müşterilerimizin hayatında farklı unsurlar da var ve bunlar muhasebe, ön muhasebe işlemleriyle kesişiyor. Evet. E-ticaret bunlardan birisi, müşteri ilişkileri yönetimi, CRM bunlardan birisi. Şöyle bir fikir ortaya attık. Biz bir platform oluşturalım. Programlama arayüzümüzü dışarıya açalım, API'mızı dışarıya açalım. İnsanlar bunun üzerinden bizim sistemimize bağlanıp gerekli işlemleri yapabilsinler. Paraşütün yaptığı bütün işlemleri programlama arayüzüyle yapabilsinler diye. Bunun üzerine bize şeyler gelmeye başladı. Üçüncü şahıs yazılım firmaları. Biz kendimiz için e-ticaret şeyi entegrasyonu geliştirdik. Bunu paraşütte de şey yapalım mı, açalım mı diye. Buradan biz bunu bir uygulama alanına dönüştürdük.
App Store gibi bir şeye dönüştürdük. Kullanıcılar örneğin e-ticaret entegrasyonu gelip paraşüt üzerinden yapabiliyorlar. Satın aldıkları, satış yaptıkları e-ticaret platformlarına bağlantı oluyor. Satış yapıldığı anda faturası paraşütte oluşuyor. Ondan sonra müşteri ilişkileri yönetiminde müşterileriyle faturalar birbiriyle bağlanabiliyor. Bu şekilde daha da geliştirmek istiyoruz. Yani kendi uzmanlık alanımızın dışına çıkmaya hissettiğimiz yerlerde başkalarının paraşüte entegre çalışabilmesini sağlıyoruz. Birlikte diğer startuplarla, diğer firmalarla daha güçlü bir ekosistem olacağını, insanların daha çok işini çözebileceğimizi düşünüyoruz. Böyle bir vizyonumuz var o taraftan. Şu an entegre olduğunuz başka yerler var mı? Mesela bankalarla entegre durumda mısınız? Evet. Yani özellikle Akbank'la bir ortaklığımız oldu, bir entegrasyon ortaklığımız oldu. Akbank işlemlerinizi paraşüte aktarabiliyorsunuz. Bu özellikle giderleri girmek için çok büyük fayda sağlıyor. İşte giderler küçük küçük bir sürü kalem bir anda paraşüte aktarabiliyorsunuz. Şimdi bunu bir sonraki aşamaya taşımak istiyoruz. Hem daha fazla bankayla çalışmak istiyoruz. Hem de işlemleri tek emir verip aktarmak yerine otomatik olarak aktarılmasını istiyoruz. Şöyle bir gelecek hayal ediyoruz. Siz veri girmekle uğraşmıyorsunuz. Veriler zaten bankada orada var. Para girişi ve para çıkışı şeklinde. Bunlar da bunların paraşüte otomatik olarak aktarılmasını önce sağlamayı istiyoruz. Onların bir kısmı zaten hep aylık sabit. Mesela telefon parası ödüyorsun, internet ödüyorsun. Aynen, aktardıktan sonra bunların ne olduğunu bir kere size sorabiliriz. Siz dersiniz ki bu şu müşteriden bana gelen ödeme ya da şu müşteriye yaptığım ödeme, şu tedarikçiye yaptığım ödeme diye. Veyahut da bu bir elektrik faturası. Paraşüt bunları öğrenmeye başlarsa ileride onları da söylemenize gerek kalmaz. Zaten hangi vergi numarasıyla VKN ile geldiğini bildiği için transferin hemen müşteriyle eşleştirebilir. Dolayısıyla siz faturaya girip bir de tahsilat eklemek zorunda da kalmazsınız. Zaten tahsilat bankadan geliyor. Böyle bir gelecekte sistem daha otomatik bir şekilde kendi başına çalışırken biz esas gelmek istediğimiz noktaya daha rahat ulaşıyoruz. O da veri girişi değil de daha sonra verilerin analizi ve bunlardan değer çıkarabilmek. Yani şirketin gidişatı nasıl geçmişe dönük nasıl iş yapmışız, geleceğe dönük karar alırken bu bilgilerden nasıl faydalanalım biz? Bu noktaya daha hızlı gelmesi için bu veri girişi çok önemli. Belli bir veri birikmesi lazım orada. Onu da otomatize edersek müşterilerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani olmaz herhalde. Yani böyle gidersen 3 aya sen dükkanı kapayacaksın gibi böyle akıl verme aşamasında daha varız herhalde, değil mi? Daha varız. Gelişiyor. Yapay zeka bildiğiniz gibi çok bu ara çok revaçta. Evet. Ama yani dükkanın anahtarını vermek o büyük bir güven meselesi. Yapay zeka ile ilgili çok sorular var. Takip ediyoruz tabii ama o noktaya yaklaştığımızda biz de oralarda olmak istiyoruz. Şimdi hayatı boyunca bunu hiç böyle şeyler kullanmamış adama satmaya çalışıyoruz aslında bir anlamda bunu. Şimdi bir şeyleri yanlış yapacak. Tamam, kolay bir arayüz vesaire ama bize kolay. Şimdi alıştık çünkü. Arada değişiklikler de oldu. İlk tanıttığımız programdaki gibi değil şu anda. Orada da herhalde işte bizlerden gelen görüşleri dikkate alarak bir şeyler değişti. Evet. Çünkü hani kötü bir şey olmadı. Hani hep daha iyisi oldu kullanımlık açısından. Ama şimdi o işte ilk defa onunla karşılaşacak adam için bir kabusa da dönüşebilir. Ya kaybolur gider adam. Ona orada bir çözüm var mı? Şimdi şöyle, öncelikle zaten biz o kişiye göre tasarladık bu programı. Bilmeyen birisinin kullanabileceği şekilde tasarladık. Ama şöyle, şirket işte 3 kişi, 3 ortak olarak kurduk. Şu an 50 kişilik bir ekibimiz var. Bu 50 kişinin 20 kişisi müşterilerle sürekli temas halinde, satış öncesi ve satış sonrası. Yani öncelikle paraşüte gelip abone olurken, yani deneme hesabı açarken sizden telefon numaranızı istiyoruz ve diyoruz ki müşteri danışmanımızın size ulaşabilmesi için. Öncelikle ne yaptığınızı anlamaya çalışıyoruz. İşinizde paraşütü nasıl kullanacağınızı anlamaya çalışıyoruz ve zaten size yol gösteriyoruz. Paraşütü şu şekilde kullanırsanız sizin için en faydalı olur diye. Ondan sonra kullanmaya başladıktan sonra herhangi bir problemle karşılaştığınızda bize yazabileceğiniz bir alan mevcut. Aynı zamanda telefonu açıp hemen arayabilirsiniz. Diğer 10 kişi de o aramaları ve o yazışmalarda karşınıza çıkıyor ve size destek oluyor. Şimdi bunu daha da ileriye almak istiyoruz. Destek ekibimizi geliştiriyoruz. Biz size arayıp, biz size ya da arada e-mail atıp işte nasıl gidiyor, paraşütten memnun musunuz? Şurasını denediniz mi? Siz uzun süredir fatura kesiyorsunuz. Fatura raporlarını denediniz mi? Size daha fazla yardımcı olabilir miyiz? Çünkü bir
firma paraşütü kullanmaya başladığında kafasında bir problemle size geliyor ve o problemi çözüyorsunuz. Hı-hı. Ama firma hayatına devam ettikçe yeni problemlerle karşılaşabilir. Onları da aktif bir şekilde çözmek için aktif destek vermeye oynuyoruz. Bu da bizim yaptığımız işin doğasında var. Biz yazılım satmıyoruz, yazılımı hizmet olarak veriyoruz. Doğru. Abonelik yöntemiyle Hı-hı. siz bir hizmet alıyorsunuz ve bu hizmetin karşılığında bu insan ilişkileri de var. Bu şeyi de söyleyelim de hani ilk merak edenler vardır. Temel olarak paraşütü kullanmak isteyen birisinin maliyeti ne olacak? Bu abonelik sistemine göre çalışıyor bir defa. Aynen. Şimdi paraşütü 14 gün ücretsiz deniyorsunuz. Hı. Bize olan sorularınızı soruyorsunuz. Arayüzü görüp işinize nasıl yaradığını görüyorsunuz. Memnun kalırsanız ister aylık abonelikle ister uzun vadeli üye olup kullanmaya Hı. başlıyorsunuz. Bir süre daha denemek istiyorsunuz. Aylık paketi alırsınız. Ayda 55 TL'dir bunun Hı. masrafı. Baktığınız işler iyi gidiyor, daha uzun vadeli paketler alırsınız. Örneğin bir yıllık paketi alırsanız aylık 45 TL gibi bir ücrete geliyor. Daha avantajlı oluyor. Baktığınız işler iyi gidiyor, paraşütü sevdiğiniz daha uzun vadeli şeyle pakette alabiliyorsunuz. Hı-hı. Her zamanki gibi yani daha uzun oldu mu daha avantajlı oluyor. Aynen. Ama en azından bir 14 günde hani bunu bir deneme süreci var. Aynen. Bir de şey değil hani bilgisayarıma kurdum, kaldırdım derdi yok. Tabii. İnternet üzerinden e-posta programına girer gibi Aynen. tarayıcıdan veya bizim cep telefonu uygulamamızdan hesap açıp oradan kullanabiliyorsunuz. Şunu tekrar söyleyelim. Şimdi mesela az önce konuştuk e-fatura. Adam yapamadı bir şekilde ya da çok merak ettiği şeyler var. O kadar materyale rağmen olmuyor bir şey. Kafasında şeyler takıldı. Direkt sizden bunu desteğini alıyor mu? Aynen. Bu konuda direkt destek alabileceği kişiler var paraşütte. Telefonu kaldırıp bize aradığında kendisine gerekli desteği veriyoruz. Her türlü yardım veriyoruz. Kafasındaki soruları cevaplıyoruz. Arayüzün bir yerinde kayboldu. Bir şey yapamıyor. Yine arayıp cevabını bulabiliyor mu? Şimdi öncelikle internete haşır neşir olan kişiler mesela hemen internette bulmaya çalışırlar. Evet, çok kapsamlı bir kullanım kılavuzumuz var. Uygulamanın her yerini kapsamaya çalışan. Orada arayabilirler. Bize yazabilirler. Gün içerisinde sanırım 1-2 saat içerisinde bir dönüş hızımız var. O değişiyor gittikçe onun daha azalıyor ve azaltması için ekibimizi ona göre dengede tutuyoruz. Ya da direkt telefonu açıp bizden destek ekibimizle konuşabilir, problemini aktarabilirler. Güzel. Peki hani benim sormayı unuttuğum ya da işte sizin özellikle belirteceğiniz bir şey var mı? Sanırım çoğu konuyu kapsadık. Hı-hı. Yani işte paraşüt sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Yapabilecek dediğim gibi çok şey var. Teknoloji de işte yapay zekadan bahsettik. Sürekli gelişiyor ve yeni ufuklar açıyor, yeni olasılıklar açıyor. Umarım birkaç sene sonra çok daha gelişmiş bir paraşüt konuşuruz. Tabii 3 sene sonra da olmasın. Evet, daha sık yaparız. Görüşelim. Ya bir yandan da o da şey oluyor işte böyle hani bir şeyi dertsiz kullandığında aramıyorsun, sormuyorsun. Daha çok sorun çıktığında aradığımız için her şey. biz de hani gözümüzün önünde büyüdü. Bu tarz bir program arayanlara, daha şöyle söyleyeyim, bunu oturup Excel'de tutmaya çalışan insanlar hala var bugün. Evet. Yani geliri gideri, kime borç var, kimden alacak var. Bu böyle yürümüyor. Hani mümkün değil yürümesi. Bir noktada tıkanıyor kesin. Tıkanıyorsun canım. Ve işin kötüsü sen artık oraya kadar da öyle gelmişsin de, hani geriye de dönemiyorsun. Bir sıfırlaman gerekiyor her şeyi yeni bir şeye geçmek için. Baştan hani yeni girişimler için özellikle düzgün tutmanın muhasebenin çok faydası var. Ve şey de var yani oraya kadar getirdiğiniz bilgileri paraşüte aktarabiliyorsunuz. Aktarabiliyorsunuz. O bilgilerle başlıyorsunuz. Tabii. O konuda da yardımcı oluyorsunuz. Girişimler için şöyle bir ben de hani tüyo vereyim. Girişimlerin derdi bir noktadan sonra para bulmak tabii hani ya da işte ortak almak vesaire. Hı hı. Buraya para yatıracak insanların ilk söylediği şey getirin bakalım şu muhasebe. Bir hesap kitabı görelim. İşte orada sen Excel tablosu vermeye çalış ya da kalem kağıtla yazdığın şeyleri o olmuyor. Adam senin o güne kadar ne yaptığını, ne ettiğini görmek istiyor. Şirketin gidişatını, tabii gidişatını takip görmek istiyor. Tabii her şey var. Oraya bilgiyi de sen giriyorsun. Onun doğruluğundan sen sorumlusun ama adam işte bir güzel görmek istiyor. O da seninle ilgili bir şey veriyor karşı tarafa. Bu adam düzgün çalışıyor. Hı-hı. Bir imajdır sonuçta. Özellikle o yüzden yeni girişimlere ekstradan tavsiye ederim. Bu tarz hani baştan işi sıkı tutmalarını maliye konusunda. Peki, çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar konuşuruz, görüşürüz. Mutlaka. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için.